Özellikle oyun testleri, ekran kartı testleri veya işlemci testleri yapılan videolarda oyunun sol üst köşesinde işlemci sıcaklığı, ekran kartı sıcaklığı, yüzde kaç kullanılıyor gibi ibareleri görüyoruz. Peki bu ibareler nasıl yapılıyor? Bu videomuzda sizlere onu anlatacağım. Özellikleri gösterebileceğimiz uygulama MSI'ın Afterburner uygulaması. Bunu tüm bilgisayarlarda, tüm AMD ekran kartı olan veya AMD işlemcisi olan tüm sistemlerde MSI Afterburner'ı kullanabiliyoruz. Şimdi bu videomuzda sizlerle birlikte Afterburner'ın download'unu, kurulumunu ve ne gibi ayarlar yapılması gerektiğini sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Fakat bunun öncesinde siz bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Açıklama kısmına linkini bıraktığım bu siteden MSI Afterburner'ı indiriyoruz. Siteden download yapmak için zaten gördüğünüz gibi Download Afterburner kısmı bulunuyor. Buna tıklıyoruz ve direkt olarak zip dosyası olarak bize MSI Afterburner'ın setup dosyasını indiriyor. Direkt indirilenler bölümünde zip dosyasını ben sağ tıklayıp tümünü ayıkla diyorum ve buraya ayıklamasını söylüyorum. Gördüğünüz gibi MSI Afterburner setup dosyası geldi. Hemen buna çift tıklıyorum. Ardından çıkan ekrana izin veriyorum ve buradan dil seçeneğinden Türkçeyi seçip yüklemeyi gerçekleştiriyorum. Bu arada Riva Tuner Static Server'ın da mutlaka kurulması gerekiyor. Çünkü ekran üzerinde çıkan yazılar Riva Tuner Static Server uygulamasıyla birlikte geliyor. Tekrar OK diyoruz, Next diyoruz. Burada da Riva Tuner Server uygulamasını yüklüyor. Ve gördüğünüz gibi yüklemelerimiz tamamlandı. Şimdi gelin birlikte oyun içerisindeki ayarlamalar nasıl yapılıyormuş ona bakalım. Şimdi öncelikle yapmamız gereken şey Afterburner'ı açmak. Hemen başlat tuşuna basıyorum ve Afterburner'ın uygulamasını açıyorum. Ve gördüğünüz gibi direkt olarak ekranıma geldi. Fakat burada Riva Tuner'ı da açmamız gerekiyor ki üst köşedeki yerlere istediğimiz metrikleri gösterebilirim. Bunun öncesinde Riva Tuner çalışıyor mu bunu kontrol etmek istiyorum. Gördüğünüz gibi Riva Tuner sistem tepsisinde gözükmüyor. Bunun için Riva Tuner'ı da açmam gerekiyor. Hemen uygulama onaylarını da veriyorum. Ve gördüğünüz gibi kontrol ettiğimde burada Riva Tuner programının da açık olduğunu görüyorum. Öncelikle sizlere Call of Duty Modern Warfare 2'yi açtım. Pencere modunda açtım ki yaptığımız değişiklikleri anlık olarak görebilmemiz için. Şimdi öncelikle oyunu açmadan önce Riva Tuner ve MSI Afterburner'ı bilgisayarımızda açıyoruz. Ve sonrasında oyunumuzu çalıştırıyoruz. Oyunumuzu açtıktan sonra yapmamız gereken şey MSI Afterburner üzerinden ayarlar sekmesine tıklayıp buradan izleme bölümüne gelmek. İzleme bölümüne geldiğimizde gördüğünüz gibi GPU sıcaklığı, GPU kullanımı, CPU derecesi, CPU kullanımı gibi bütün her şeyi buradan ayarlayabiliyoruz. Ekranımıza ekleyebiliyoruz. Öncelikle şöyle bir örnek vermek istiyorum. Mesela biz GPU'nun yani ekran kartımızın sıcaklığını eklemek istiyoruz. Bunun için yapmamız gereken şey GPU'ya tıklıyoruz. Aşağıdan OSD'de göster diyoruz. Ve sonrasında grup adını üstüne yaz diyoruz. GPU 1'i birini siliyorum. Sadece çünkü GPU olarak gözükmesini istiyorum. Uygula diyorum. Ve gördüğünüz gibi GPU 57 derece olarak sol üst tarafta oyunumda çıktı. Sonrasında ben bunun için ne yapmak istiyorum? Aynı zamanda GPU kullanımımı göstermek istiyorum. Bunun için yapmam gereken şey yine OSD'de göster diyorum. Grup adını üstüne yaz diyorum. Burada gördüğünüz gibi GPU 1 olarak gözüküyor. Eğer ben bunu GPU yaparsam eğer dereceyi de ben GPU olarak yaptığım için uygula dediğimde gördüğünüz gibi GPU kısmının yanına ekleyecektir. Fakat ben GPU kullanımını ayrı bir şekilde göstermek istiyorsam GPU adını üstüne yazın yanına. Mesela örnek veriyorum ismini GPU boşluk kullanım için cool diyorum. Uygula diyorum ve gördüğünüz gibi GPU cool diye ayrı bir sekme açtı. Fakat bana soracak olursanız GPU, CPU gibi birimlerin metriklerini yan yana göstermek daha sağlıklı olacaktır. Ben o yüzden bunu GPU olarak bırakıyorum. Ve uygula dediğimde GPU bölümünün yanına geliyor. Aşağı doğru iniyorum. Başka ne varmış? Mesela GPU bellek kullanımını ekleyebiliyormuşum. Yine bunu OSD'de göster diyorum. Grup üstüne yaz diyorum. Tekrar GPU olarak yazdığımda uygula dediğimde gördüğünüz gibi yanına yerleşmiş oldu. Sonrasında aşağı doğru iniyorum. GPU ile alakalı ben başka bir şey göstermek istemiyorum açıkçası. Ama tabii siz isterseniz buradan fan hızını da ekleyebilirsiniz. Vesaire gibi diğer metrikleri de ekleyebilirsiniz.
Gördüğünüz gibi CPU 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye gidiyor. Bunlar işlemcimizin çekirdeklerinin ayrı ayrı derecelerini görebildiğimiz alanlar. Fakat biz direkt CPU temperature dersek toplam ortalamasını, yani benim 20 çekirdek varmış, bu 20 çekirdeğin toplamının derecesini gösteriyor. Bunu tıklıyorum, OCD'de göster diyorum. Grup adı üstüne yaz diyorum, uygula diyorum ve gördüğünüz gibi CPU'mun 77 derecede olduğunu buradan takip edebiliyorum. Sonra biraz daha aşağı indiğimde tekrar kullanımını görmek istiyorum. Kullanım içinde tekrar CPU usage diyorum, OCD'de göster, grup adını üstüne yaz diyorum, uygula diyorum ve yan tarafına yüzde kaç kullanıldığını görüyorum. Tekrar aşağı doğru indim, burada CPU clock diyor, CPU clock tıklıyorum, OCD'de göster diyorum. Grup adının üstüne yaz diyorum, uygula tamam diyorum ve gördüğünüz gibi burada yine yerleşti. Sonra aşağı indim, mesela RAM kullanımımı görmek istiyorum. RAM kullanımına tıklıyorum, OCD'de göster, grup adı üstüne yaz diyorum, uygula diyorum ve gördüğünüz gibi RAM'im de burada gözüktü. Sonra en son olarak ne yapıyoruz? Tabii ki de hepimizin en çok sevdiği FPS. FPS'i tıklıyorum, OCD'de göster diyorum, grup adı üstüne yaz diyorum ve uygula diyorum ve gördüğünüz gibi FPS'im de burada çıktı. Gördüğünüz gibi bütün bilgileri bu şekilde buradan istediklerinizin hepsini ekleyebilirsiniz. Ayrıca arayüzün boyutunu da büyütüp küçültmek için Riva Tuner uygulamasında gördüğünüz gibi on screen display zoom var. Bunu şu şekilde aşağıya çekerseniz küçülüyor, yukarı çekerek de büyütebiliyorsunuz ve bu şekilde ayarlarınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi oyun oynarken bilgisayarınızın metriklerini çok rahat bir şekilde bu kadar basit işlemlerle birlikte ekleyebiliyoruz ve bunu takip edebiliyoruz. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.